Efendim Arda ile omuz omuza ya, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi iki tane şahane, genç, dinamik, olağanüstü konuğum var. Sevgili Arda Anarat ve Zeynep Atılgan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldin adaşım. Hoş bulduk. Hoş geldin Zeynep'ciğim. İki Arda arasında öncelikle bir dilek dilemek ister misin? Evet, diledim. İnşallah olur. maşallah yani dizi bayağı dolu dolu gümbür gümbür gidiyor. Dizimiz çok güzel gidiyor. Maşallah. Seyircilerimiz de çok beğendi bizi. 3 senedir de hiç bırakmayan çok kemik bir kadro olduk. Aynen öyle. Reytinglerimizde hiç böyle çalkalanma, yukarı çıkma, aşağı yok. Çok sabit bir kesimiz var. Şey çok mutluyuz. Oyunculuktan sonra yapımcı olacakmış gibi bir havası var farkındaysanız yani böyle. Neden olmasa senaryo yazıyorum. Tabii. Belki çekerim. O harika. Yemekle aranız nasıl? Bu soruyu sen cevapla. Ben pek yapamıyorum. Nasıl yani? Ama yapacağım. Bugün yapacağım. Bugün yapacağım. Evet. O kadar doldurdu ki yapımcımız programdan önce. Hayır yapacaksınız. Siz kendi kuşağınızın önemli temsilcilerisiniz filan. Herkes sizi izliyor filan. Aa bir odunu attı attı geldi. Ben size inanıyorum gençler. Biz de inanıyoruz bize ya. Evet. Yani benim de yeni bir şefe ihtiyacım olabilir genç falan. Olur. Arda kendimizi tamam. Kanıtlayalım. Tamam. Arda da var. Tabii. İsimle değişmez. Programın adını da değiştirmeyiz. Şunu söyleyeceğim. İkili gelen yani çift gelen konuklarda şöyle bir şey var. Birisinin biraz daha sevk idareyi alması, öbürünün biraz daha operasyonel kısımları yapması daha doğru oluyor. Yani hani böyle mutfakta emir tekrarı vardır, sizin metin ezberleri gibi. Öyle şeyler var. Çünkü ben size anlatacağım. Siz birebir alıp uygulayacaksınız. Orada birinin daha yönetici olması daha iyi. Ve ben gördüğüm kadarıyla burada sanki Zeynep çok iyi yönetecek gibi. Kesinlikle. Öyle mi? Yapacağız ama ya, biz güzel bir ekibiz. Rahat, Z evet, kuşağı evet. Modeli. Bir Gordon Ramsay, iki ben. Bugün iddialıyım, yapacağım. Yapamıyorum normalde ama biraz bugün yapacağım. Biraz cahil cesareti sezdim burada. Ne yapacağımızı merak ediyor musunuz? Çok. Evet. Peki, süper kolay bir tarif. Aslında senin çok hakim olacağın, hani frankofon olduğun için bir tarif. Böyle güzel bir sos yapacağız etle beraber. Ama esas olayımız bir parmesan kraklen yapmak. Kraklen... Soru işareti. Parmesandan yapılan bir kraklen. Öbür türlü oldu mu? Sadece kraklen oluyor. Parmesandan yapılınca parmesan kraklen oluyor. Evet. Kraklen ne oluyor? Kraklen aslında bir şuh hamurunun üstünde yaptığımız bir üst katman. Şuh hamurunu bir üst katmanla yapıyoruz. Gözlerinden korkar. Ya çok kolay bir şuh hamuru yapacağız. Yaparız ya. Yapalım, şu hamuru zaten canım. Benim annem çok yapar şu hamuru. Tabii canım ya, profiterol topları yapacağız. Evet. Ondan sonra onun üstüne bir güzel bir katman yapacağız. Bir kraklen yapacağız. İçerisine güzel bir beğendiyle dolduracağız. Bir et yapacağız. O etin sosunu yapacağız. Hepsini şu tabağa yapacağız. Heyecan yok. Çok heyecanlı. Son derece şu hamurunda çok heyecanlandım. Şu hamurunda çok heyecanlıyım. Daha önce şu hamuru yaptın mı? Hayır. Daha önce şu hamuru yaptın mı? Şu hamuru da sizinle ilk defa tanışacağız. Ben hamur yapmadım ki hiç bence. Bugün ilklerin günü olacak. Evet. Bence olağanüstü güzel yapacaksınız. Evet. Hazır mısınız? Çok hazırız. O zaman... Hadi biz ben de basıyor muyuz? Siz basın. Hadi 1, 2, 3... Başlıyoruz. Bunu normalde bir parçalayıcıyla da yapabiliriz. Ama burası yeteri kadar sıcak olduğu için... Arda. Evet, evet şef. Tuhaf sesler duyuyorum benim. Bununla hiç alakam yok. Ne yapıyorsun? Şeyi sos... ayırmaya çalışıyoruz kağıdı. Niye ayırıyorsun abi? Kağıtla beraber koysana tabağa. Öyle mi? Bakın 80. Bu tip tariflerde küçük bir tutam tuz her zaman lezzeti arttırır. Tamam mı? Aldı. Hazır mısınız? Bir saniye. Doğru mu gidiyoruz? Çok doğru. Unu içerisine alın ve güzelce unu buradaki karışıma yedirin. Şefim un zaten içinde değil miydi? Hayır. Hamur gibi bir kıvama geldi mi? Sanki sütlaç gibi aslında. Sütlaç mı? Hayır, hamuru koyacaksın sonra... Şefim... Ne yapıyorsun? Ne zaman göz ucuyla baksam Zeynep kopyacıydı. Yok ya, arada baktık işte, yardımlaştık. Şimdi başlıyoruz. Evet. Önce kraklenin üst harcını yapacağız. Tamam. Kim mutfakta şef, kim yamak? Ben yamağım, Zeynep şef. Peki Zeynep şef, lütfen yamağına söyler misin? Önünde gördüğünüz bir hassas terazi var. Onun göstergesini açıp hassas teraziyi çalıştıralım lütfen. Üzerine bir orta boy cam kase koyalım. O cam kasenin bir kütle ağırlığı var değil mi Arda? Evet. Kaç gram yazıyor? Daha aleti açamadım. Evet, aleti açıp üstüne koyduğun zaman 800 küsür gram yazıyor. Üstündeki düğmeye bastığın zaman onun kütlesel ağırlığını almış oluyorsun. Ve sıfıra getiriyorsun. Nerede şimdi kaldı? Bu aşamadan sonra içerisine eklemeleri yapacağız. Orta boy cam kase mi alalım şimdi? Evet, alt tezgahın altında var. Sizin tezgahın altında var. Şimdi bu cam kasenin darasını aldıktan sonra içerisine... Fırının üstünden alıp geleceğiniz undan 90 gram koyacaksınız. Fırının üstünde un. Şimdi bu tarifin gıcıklığı ne biliyor musunuz arkadaşlar?
çok yani böyle 1 gramların bile çok önemli olduğu bir tarif bu. Evet. 90 gram un, tamam mı? 90 gram un. Üzerine 50 gram tereyağı koyacağım. 90, 50 daha kaç yapar? 140. 135. 136. Evet, 90 gram. 90 gram un. Tamam. 50 gram tereyağı, 140 bunu etti. Tamam. Yapmamız gerek. Hayır, şimdi tamam. Bunun üstüne parmesan dökeceğim. Ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz aranızda pısır pısır? Kopya çekmeye çalıştık da. Evet, olmadı mı? Olmadı. Ne kadar tereyağıydı şefim? 50 gram tereyağı. 50 gram. Şimdi bunun üstüne bir parmesan rendelemenizi istiyorum. Önünüzde bir tane mikro rende var, tamam? Bu mikro rende ile 45 gram kadar parmesan rendeleyeceksiniz. Tamam. Bu mikro. Anlaştık evet. mı? Evet. 45 gram kadar parmesan rendeleyeceksiniz. Evet. Önünüzde ama bak, arka taraftaki büyük rende değil, ön taraftaki mikro rende ile lütfen. Parmesan da güzel, İnşallah yağlı, son derece güzel, çıtır çıtır bir üst katman yapacak bize. Bugünkü en zorlu etap tartı etabı. Tartıyı doğru kullanırlarsa işi çıkar ama tartıyı yanlış kullanırlarsa ne şu hamuru olur, ne üstündeki o parmesanlı kraker olur, hiçbir şey tutmaz. Bugün en ama en önemli detay tartı detayı. Ne durumdayız? 80 gram oldu, 180 gramdayız şu an. 180 mi? Şeyde parmesanı koyuyorum. Ha toplamını... Şimdi 190. Sen toplam olarak mı gidiyorsun? Evet. Bravo. Genellikle bu hassas terazi birazcık can sıkar, biraz keyif kaçırır. Çünkü niye? Yani ayarını, o darasını falan iyi yapamazsak biraz tat kaçırıyor. Evet. Şimdi bu elindeki tereyağlı, unlu ve parmesanlı karışımı güzelce harmanlayacaksın ve bir aslına bakarsan hamur haline getireceksin. Tamam. Hassas tamam. teraziden aldım kenara ve tezgahın üstüne transfer ettim. Hı hı. Neyle şey yapalım onu? Neyle? Şefim neyle karıştıralım? Elle. Elle. Direkt. Oo. Böyle tamam. güzel elle karıştırıyoruz. Ya bak tereyağı, un ve parmesanı bir kıvam alması gereken hale getiriyoruz. Bunu normalde bir parçalayıcıyla da yapabiliriz. Ama burası yeteri kadar sıcak olduğu için elle güzel yoğurabiliyoruz bunları. Yanlış bir şey yapıyoruz. Nasıl? Çok yanlış bir şey yapıyoruz yok, bence. Yok yanlış. Şu anda yanlış giden hiçbir şey yok. 10 numara 5 yıldız. Bak ne bu şu anda birbirini tutan hamur, ama kraker gibi bir kıvama gelen bir noktadayız. Tamam mı? Şimdi... Kraker mi? Pardon. Kraker mi olması gerekiyor? Kraker gibi olacak. Pişince. Pişince. Tamam. Ha, evet. Kraker hamuru. Heh. Şimdi... Evet. Bak. Bak şimdi oldu. Alt taraftan bir tane fırın kağıdı alacaksınız. Bu yaptığınız genel hazırlığı fırın kağıdının üzerine transfer edeceksiniz. Ve elinizle şöyle hafifçe bastıracaksınız. Tamam mı? Sonra ikinci fırın kağıdını alacağız. Onun üstüne koyacağız. Ve iki tane fırın kağıdının arasında arka taraftan alacağınız bir merdane ile bunu ince bir hamur haline getireceğiz. Evet, şimdi merdane. Şimdi merdane ile bunu yavaşça açıyorum. Sen aralarda üst taraftaki kağıdı alın. İşi yapacağım. Kenarlara çıkan parçalar varsa onları tekrardan üstüne doğru alın. Ve mümkün olduğu kadar düz bir satıhta bu hamuru açmaya çalışın. Küçük kopyalar aldık şefim. Ne gibi? Merdanenin nerede olduğuna dair. Merdane ikimizi ayıran, iki tarafı ayıran orta rafta duruyor. Bunun. Ne oldu ya? Aranızda böyle pısır pısır... Ben kendimi şey gibi hissettim. Böyle sınıfta konuşmayın çocuklar diyen öğretmen gibi. Biz de arka dörtlüyüz. Evet. Tut ben yapayım. Tamam. Şimdi güzelce bunun üstüne basa basa açıyorsunuz. Kim açıyor? Ben şefim açıyor. Bravo şefim. Şimdi mümkün olduğu kadar ince açtım. Hemen gidiyorum derin dondurucuya. Nereye? Derin dondurucunun... Sen kal, ben gidiyorum. Ben derin dondurucuya gidiyorum. Derin dondurucunun en alt tarafında en bir alt. Tane kare tabak sizi bekliyor. Kare tabak bizi bu bekliyor. Hazırladığım parmesanı, parmesan krakilini aldım. Kare tabağın içine tekrardan derin dondurucuya atıyorum. İyice donsun diye Arda. Tamam şef. Bravo. Hızlıca elleri yıkıyoruz ve şu hamuruna başlıyoruz. Şu aslına bakarsanız çok basit bir hamur. Hızlıca bir tezgah silelim. Zamanla yarışıyoruz. Çünkü bu tarifin de yarım saat pişmesi lazım. Zamanla yarışıyoruz. Bir kere. Zeynep sana diyor. Ocağın üstündeki küçük sos tenceresini alıyorsunuz. Arkasından. Galiba açıyorum. Bundan sonra artık yapacağım. Açtın ama işte. Öyle mi? Ama ben güzel oldu ben ya. Belki olur ben olacağım hani. Yeniden hassas teraziyi açıyorsunuz. Ay, sos tenceresini hassas terazinin üstüne koyuyorsunuz. Dur. Ve hassas terazide sos tenceresinin darasını alıyorsunuz.
0 gram, tamam mı? Ne? Bir kere daha tekrarlıyorum. Evet. Hassas teraziyi tezgahın üstüne koyuyorsunuz. Açıyorsunuz. Üstüne sos tenceresini koyup darasını alıyorsunuz arkadaşlar. Arda. Evet, evet şef. Tuhaf sesler duyuyorum benim. Bununla hiç alakam yok. Ne yapıyorsun? Şeyi sos... ayırmaya çalışıyoruz kağıdı. Niye ayırıyorsun abi? Kağıtla beraber koysana tabağa. Öyle mi? Çok mantıklı. Ama bu da... Yani niye ayırıyorsun anlamadım ki. Peki darasını aldık mı? Bir dakika. Hassas terazinin üzerine sos kabını mı koyacağım? Hassas terazinin üstüne sos tenceresini koyuyorsun. Sos sonra içerisine kabı. 80 gram su koyuyorsun. Bak darasını almayı unutmayın. Evet. Tamam darasını mı? Aldık aldık. 80 gram su koyuyorsun. Fazlası olursa 5 gram bile olmaz geri koy. Kabul etmez. Bu tarif hata kabul etmez. 80 gram tam. Arkasından tereyağı koyacağız. O da 80 gram. Bak hiç kar koymadan bana geldiği fiyattan direkt olarak size hemen gönderiyorum. Bak şimdi 80 gram da süt koyacağım. Yavaş yavaş koymanızı çok önerdim size çünkü geri almak çok zor, tamam mı? Tamam. Bir de fizik okuyacağım. Hadi. Ya sen saçmalama ya. Şey ne oluyor ya? Bir şey yok. Evet 80 gram da süt işin içine girdi mi? Girdi. Bakın 80. Bu tip tariflerde küçük bir tutam tuz her zaman lezzeti arttırır. Tamam mı? Hazır mısınız? Bir saniye. Doğru mu gidiyoruz? Çok doğru. Her şey yolunda mı? Muhteşem. Dur. Ben azıcık onu halledeceğim. Azıcık da şeker ilave edeceğim. Bir tutam tuz, bir küçük tutam toz şeker. Tamam mı? Ne? Bunların hepsi içine girdi. Şefim aldın tuz. Bunu ocağın üstüne. Altını yüksek ısıda açtın. Başladın onu orada eritmeye. Tamam mısın? Hayır değilim. Tuzla kaldık. Evet. Tuzla koyacaksın. Tuz ve? Tuz evet. Başka bir tutam şey tuz, bir tutam toz şeker. Toz şeker. Toz şeker. Sonra geldik una. Of. Hepsinden 80'er koyduk. Sizce undan kaç koymamız lazım? Şefim şekerdeyiz hala. Şeker. 80 gram da un koyacağız. 80 gram da un. Evet 80 gramını bir kasenin içerisine ölçekledim. Son derece güzel. Mis. Tamam. Tam 140 gram yumurtaya ihtiyacımız var. Fakat bizim önümüzdeki yumurtalar yani eşit gramajlarda değil. O zaman ne yapacağız? Farklı bir kapta mı yapacağız? Bir kabın içerisine 3 tane yumurta kıracağız. Başka bir kapta. O 3 yumurtadan kaç gram çıkıyor mesela? Şu anda benimki 174 gram çıktı. Bir çatalla şöyle hızlıca çırpacağım. Yumurtanın sarısıyla beyazını. Sonra... Başka bir kabı yeniden hassas teraziye koyacağım ve bu 175 gramdan 140 gram kadar yumurta ayıracağım. Yumurta kaçtı? 140. 140 gram. 86, 90, 98, 104, 106, 118, 123, 135, 139, 140. Ne oluyor? 140. Şey yumurta. Arkadaşlar deli deli işler vallahi billahi deli bak. Deli deli işler. Pastacılık işleri böyle. Evet, şimdi evet. Bir tane çırpma teli alıyorsunuz. Ya da bir spatula alalım hadi öylesi daha şefim kolay. Şefim bunu karışıma mı koyuyoruz tereyağı bunu? Hayır dur. Şimdi ocaktaki süt, tereyağı, tuz, şeker, su karışımı hepsi beraber oldu mu? Evet şu an oldu. Fokurdamaya başladığı an itibariyle unu içerisine alın lütfen. Bir spatulayla... Unu içerisine alın ve güzelce unu buradaki karışıma yedirin. Şefim un zaten içinde değil miydi? Hayır. Unu şimdi... Biz sonradan koyduk zaten şimdi. Evet şimdi kaynıyor. Evet tam şu an evet. Ya un... Arda bir şey söyleyeceğim. Evet. Hayır hayır. 80 gram un. Hayır hayır hayır. Evet neyse bana sos tenceresinin içindekinin kıvamını anlatır mısın? Ha tamam şimdi böyle hafif muhallebi gibi olmaya başladı böyle. Yani böyle bir hamur gibi bir kıvama geldi mi? Sanki sütlaç gibi aslında. Sütlaç mı? Böyle gövdeli bir kıvamda değil mi? Gövdeli? Evet. O nasıl oluyor? Arkadaş yani sıvıyı anlıyorsun da gövdeliyi mi anlamıyorsun ya? Yani sıvı akışkan. Gövdeli. Uç taktığın sıkma poşetinin içerisine transfer et. Ya da bu delik mi zaten? Çek onu. Keseceğiz onu sonra. Neyi kesiyorsunuz? Şeyin ucunu plastiğin. Evet. Hayır önce doldurmadan keserseniz hayır, akar. Hayır dolduruyoruz. Poşetin içine geçirecekmişiz onu. Böyle bir gül ne yapar kadar, gibi böyle şşşt yapıyorsun. Gül ne kadar? Böyle gül şşşt yapıyorsun. İyi de kime göre? Şşşt mi yapıyoruz gül mü yapıyoruz? Bununla ama adını mix. Ne bu? Ne o?
Mikser. Mikser. Mikser mi? Hayır. Karıştırıcı. Hayır. Telli karıştırıcı. Çırpma teli. Ha doğru, ben onu. Tamam, ben evet şefim. Kendi, kendi kendime konuşuyorum ha. Hiç bir yok. Dakika, biz bunu şimdi kendimiz mi karıştıracağız? Tamam tamam, sen tamam. Böyle böyle. Son derece güzel. Karamelize oldular. Hava atma şefim. Biz de burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Vay be. Sonuna geldik, bir atarlandın ha. Vay. Çok kötü gözüküyor. Gövdeli kıvam. Şu an bayağı bir gövdeli kıvam, evet, anladım. Gibi evet, yani mesela yani hepsi çorba yapmıştı. Sıvı bir kıvamda olur da. Hayır hayır, bu bayağı hamur oldu. Heh. Artık bayağı hamur oldu. Hamur değil mi? Muhtemelen. Şimdi bunu evet, spatula ile güzelce karıştıra karıştıra evet, hafiften bir kavurmanız lazım. Tamam. Unu bir tık kavuracağız, tamam? Spatula'ya geçtim. Ve içine koyduğumuz sıvıyı dehidre edeceğiz. İçinde evet. Süper. Bence gayet iyi gidiyoruz. Hadi hadi, yanacak altı. Ne yapıyorsunuz? Dur. Şimdi bak, ben artık bunu ocaktan alıyorum ve tezgahın altında bir tane stamp mikserim var. Onu tezgahın üstüne çıkartıyorum. Mikser. Kafasını kaldırıyorum, çırpma ucunu yerine takıyorum. Tamam? Hamuru alıyorum, buradaki haznesinin içerisine transfer ediyorum. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Kafayı kapatıyorum. Bir dakika. Hafiften bir tur çalıştırıyorum. Hadi hafiften bir tur çalıştır. Ama bunu öğrenmedik. Hafiften bir tur çalıştırıyorum. Bunun kalkması lazım. Şurayı kaldırman lazım. Sonra yavaş yavaş yumurtayı içerisine ekliyorum. Ama bu... Dur, onu takacaksın sonra. Tamam, sen onu... Sen oraya gel. Aha. Evet şefim. Şimdi yavaş yavaş yumurtayı içerisine ekliyorum. Hem çırpıyorum hem ekliyorum. Önce... Bunu böyle mı? Parça evet, parça evet, bir kıvam gibi şimdi oluyor. Hayır hayır. Az sonra kıvam toplayacak. Hayır, hamuru koyacaksın sonra. Şefim. Ne yapıyorsun? Hamuru mu koyacağız yakalan önce? E tabii önce hamuru koyacaksın. Komple dök. Sonra yavaş yavaş yumurtayı içerisine çırparken tamam, ekle. Ne zaman gözücüyle baksam Zeynep kopyacıydı. Ne zaman gözücüyle baksam Zeynep kopyacıydı ama bakma, Arda da kopyacıydı. Arda çaktırmıyordu. Arda böyle laf arası kalabalık. Devam. Devam. Zeynep dönerek sesi bana doğru olduğu için onun kopya çektiğini anlıyordum ben. Yok ya, arada baktık işte, yardımlaştık. Değil mi? Kimle? Tabaklarla. Böyle güzel, kalınlaşan bir kıvam ha, elde etmeye çalışıyoruz. Siz niye söylemiyorsunuz? Hafiften parlak, güzel bir kıvam. Evet. Sen dinlemiyorsun kimse. Çok hafif hafif mi koyuyoruz şefim yumurtayı? Yavaş yavaş koyuyoruz, evet aynen öyle. Bunun ayarı var mı hızı ayarı? Tamam mıyız? Bak o daha iyi oldu, dur yavaş. Şimdi ben bunu güzelce çırptım. İyi bir şu hamuru dur, şu dur şekilde devam, aşağıya doğru uzayan üçgen bir kıvamda olmalı. Benimki de hemen hemen bu kıvamda. Artık çırpma işini bitirdim Arda, ben. Arda bitti mi sizin çırpma işi? Hayır. Gramaja gitti. Nereye gitti? Yok olmayacak. Yok. Hayır, olacak olacak zaten. Ne oldu? Ne oldu? Ne hiçbir oldu şey olmadı. Her şey çok iyi gidiyor. Harika. Şu peki hamurundayız. Şu hamurundayız. Evet. Şimdi bu oldu. Evet. Oldu mu? Güzel oldu. Böyle yoğun, kalın kalın bir kıvam elde ettiniz mi? Evet. Şaheser. O zaman tezgah üstünde sizin için hazırladığım sıkma torbalarını bulabilirsiniz. Sıkma poşetini açıyorsunuz. Sonra içerisine... Tezgah burası değil mi? Evet. Sonra içerisine... 9 numaralı yıldız ucu takıyorsunuz. Duy takımı önünüzde. Haydi Zeynep, haydi Zeynep. Herkes sana güveniyor şu anda. Arda yardım et Zeynep'e. Ediyorum, ediyorum. Et, ne o olsun? Şu an kendi derdinde. Arda şurada kendi derdinde. Bak, bak, ama bu nasıl 11, takım çalışması? 9, aha 9. Sonra spatulayla buradaki şu hamurunu uç taktığın sıkma poşetinin içerisine transfer et. Ya da bu delik mi zaten? Çek onu, keseceğiz tamam onu sonra. Tamam. Neyi tamam kesiyorsunuz? Şeyin ucunu, plastiğin. Evet. Hayır, önce doldurmadan keserseniz hayır, akar. Hayır hayır, dolduruyoruz dolduruyoruz. Ha, doldurun sonra keseceksiniz. Abi canım, biz düşündük zaten. Tabii. Bravo, bence de ya işte tecrübe bu. Sonra birinci çekmecede bir tane tezgah bilmiyorum spatulası var. O tezgah spatulasıyla ileriye doğru itin lütfen. Kesinlikle. İçerideki havayı iyice alın. Ve sıkma poşetinin uç kısmına doğru merhaba hamurunuzu güzelce itin. İttiniz mi? Evet. Harikasınız. Bravo vallahi, her dediğimi dakikası dakikasına yapıyorsunuz yani.
Direkt peşini... Hayret peşini içerisinde değil. Şimdi. Sonra bir makas alın. Tamam. Poşetin uç kısmını kesin. Yıldız ucu ucundan hafif çıkartın. Buradaki silikon silpatlı olan fırın tepsisine güzelce bunlardan aşağı yukarı 5-6 tane... Çok dağıttık artık, çok dağıttık. Dur. Aldın sen yapacak mısın bunu? Bunu sen yapacak mısın? Ben yapayım. Şu hamurunu sıkın. Sıktınız mı? Arda zor. Sıkıyoruz. Harika. Bak anladınız mı ne yapacağınızı? Evet, evet. Arkadaşlar şimdi bak böyle bir gül ne yapar kadar, gibi böyle şşşt yapıyorsun. Gül kadar. Böyle gül şşşt yapıyorsun. İyi de kime fışt göre? Fışt mı yapıyoruz, gül mü yapıyoruz? Fıştlı gül yapıyorsun. Fıştlı gül yapıyoruz, yani şöyle tamam. Söyleyeyim sana, 6 santim kadar olmalı. Çünkü bunlar büyüyecek ve şişecek. Ama tamam. Bunu baştan söylemen gerekiyordu bize. Tamam, ama şu anda sen de 4'ü 6 yaparsın. Onlar tadımlık. Tamam. Onlar bize. Çerez. Hamurun tadına. O arada kim şu anda sıkma işlemi kimde? Şefimde. Tamam, o zaman Arda. Derin dondurucudaki parmesanı alıp geliyorsun, tüylü. Aldım geldim. Harika. Dikkatli vaziyette üstündeki kağıdı çıkartıyorsun. Şu an sertleşmiş olması lazım, doğru mu? Arda bu. Evet. Harika. Arka taraftan yuvarlak duy takımını al lütfen. O yuvarlak duy takımından 7 santim çapındaki yuvarlak çemberi çıkart. Arka taraftaki yuvarlak çember takımından. Arka tarafta. Evet, evet. Arka tarafta. Ha. Yani ikimizi ayıran şey de çember takımı var. Evet, tamam ha. He, tamam. Ha, evet. Sonra o 7 santimlik çember takımından çıkarttığın o yuvarlakla hazırladığın parmesandan bir daire al. Sonra getir o daireyi buradaki hazırladığın şu hamurunun üstüne bırak. Anladın mı? Evet şefim. Bravo. Yani üst tarafta bir krakülen var. Güllerin üzerine bırakıyoruz değil mi? Neyin? Güller. Evet. Gül yapmıştı. Güllerin üzerine bırakıyorsun. Bence yedi bu. Bak böyle güzelce alıyoruz ve şu şekilde güllerin üzerine bırakıyoruz. Evet ya. Evet ya, hadi bakalım. Muhteşem. Biraz kenarlarından fazla olabilir. Ama pişerken o alttaki şişecek. Üstteki ona doğru bir üst taraftan kenar köşe her tarafını kapsayacak bunu. Ne oldu? Patladı. Ne oldu? Ben mi patlattım orada? Hayır bir şey demedim. Ne oldu ya? Mutfakta kavga var. Yapamadı onu işte. Onu da kesemedi. Yapmaya çalıştı. En azından niyeti var. Öyle bakalım olaya. Şimdi direkt fırına gidiyoruz. Ne olmaz. Fırınımız 180 dereceye ayarlanmış durumda. Aldım. Dersen or tarafa atıyorum. 25-30 dakika kadar pişireceğim bunları. Evet, biz de şimdi pişmeye koyacağız biraz. Harikasınız. Daha. Harikasınız. Bak, kraklenimizi bitirdik. Şimdi çok güzel bir patlıcan beğendi yapacağız birlikte. Hadi bakalım. Şimdi, tamam. Zeynep, evet. Arka tarafta bir tane kırmızı tencere var. Onu al, ocağa koy, altını yak, ısıt lütfen. Tamam. Arda, fırına gidiyorum. Sizin için hazırladığım patlıcan... Evet, fırına attıktan sonra sizin için hazırladığım patlıcanlar var ya... Evet. O patlıcanları bir bıçakla ortadan ikiye kes lütfen. Evet. Isınan tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar şöyle tepeleme tereyağı koyacaksın. Tereyağı erimeye başlarken 1 yemek kaşığı alacaksın ve bu patlıcanın ortadan içini açtıktan sonra içindeki etli olan kısmını kaşığınla sıyıracaksın. Sen o kaşığıyla sıyırma kısmını yap. Tamam. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bir dakika. Çok iyiyiz. Dışını mı sıyırayım? Dışını değil, içini. Etini, etini. O zaman içini açacağız. Evet, ortasını açacaksın, içini sıyıracaksın. Tereyağı eriyor. Eriyen tereyağın içerisine, patlıcanın içerisini direkt olarak alıp kaşıkla transfer edeceksin. Ne kadar tereyağıydı şefim? 2 yemek kaşığı kadar tereyağı vardı şefim. 2 yemek kaşığı. Arkasından 2 tane patlıcanı alıp bunun içerisine attık. Şimdi patlıcan beğendi de patlıcanları... Bir çırpma teliyle, tercihen metal bir çırpma teliyle iyice tereyağla beraber çırparak lime lime etmek. Evet. Ne yapmakmış? Lime lime etmek. Neyi? Patlıcanla tereyağı. Nasıl? Bununla ama adını mix... Ne bu? Ne o? Mikser. Mikser. Mikser mi? Hayır. Karıştırıcı. Hayır. Telli karıştırıcı. Çırpma teli. Telli karıştırıcı. Çırpma teli, evet, evet. Telli karıştırıcı. Telli çırpma teli. Çok güzel. Hayır. Şimdi bak. Oo. Telli karıştırıcı, evet. Mikser. Telli. Çırpma teli ya.
Çırpma teli, çırpma ama işte hep çırpma teli, evet ya. Bunun içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar un ilave edeceğim. 1,5 yemek kaşığı. Evet. Tamam. 1,5 yemek kaşığı un. Abi, bence bu aldım şey koydum. Zeynep ne durumdayız? Yapabiliyor mu Arda? Evet herhalde. Efendim? Evet yapıyor, herhalde. Yapıyor. Aa, çok iyi. Ben daha takım içinde şey. İnanılmaz. Çok iyi. Arda sen nasıl buldun? Uyumunuz iyi mi? Çok iyiyiz şefim. Ha, setteki, hemen peşinizdeyiz. Setteki uyumu tezgahımıza da yansıttık diyor musun? Yansıttık, yansıttık fazlasıyla. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Bravo. Şimdi bak, un ve tereyağı ve patlıcanı hafiften çırpıyoruz, tamam? Evet. Arkasından bunun üzerine ne koyacağız? Ne eksik bizde? Parmesan. Şöyle bir dolu avuç olacakmış vaziyette parmesanı alıyorsunuz. Bir dolu avuç olacak parmesan. Evet, yani böyle göz kararı da rendeleyebilirsiniz. İçine güzelce rendeliyorsunuz. Şöyle hani sanki bir dolu avuç olacakmış kadar. Tamam. Ben bir şey söyleyeceğim. Sürekli kendi aranızda konuşuyorsunuz. Kim konuşuyor? Beni hiç bilmiyorum kim konuşuyor. Öyle bir şey yok. Biz hep şefimizde kulağımız. Ha. Ben ne bileyim yani hiç... Kameramanlar böyle... bizi şey yapmaya çalışıyor, biz asla aralı olmuyoruz. Evet, evet. Evet. Soruyor musunuz kameramanlarınıza? Hani bence hiç onlarla muhatap olmuyorsunuz gibi. Soruyor, yarısını onlar yaptı yemeği. Vallahi mi? Abi onlar sürekli yanlış yönlendiriyorlar gelenleri. Vallahi ben de bazen kızıyorum ama yapacak bir şey yok yani. O kadar pırlanta gibi ikili ki. Bizim kameramanlar da yardım etmeden duramadı. Yani açıkçası ben kamerayı alsaydım ben de yardım ederdim. Yani gerçekten çünkü pırlanta gibi ikisi de çok sevdim ikisini de. En iyi onlarlaydı. En iyi onlarlaydı. Sağ olsunlar. Muhteşem yani. Muhteşem yanlış yönlendirdiler. Hayır yani ya. Doğru da yönlendiriyor yanlış. Hayır ya. Bence doğru yönlendirdiler. Tuz ve karabiber. İyiceksin. Sen devam et. Sen hiç durmadan devam et. Ve arkasından bunun olmazsa olmazı en güzel lezzetini katacak olan şey muskat rendesi. Muskat rendesi ekleyeceğim bunun içerisine. Baharatlar evet. Isıyla beraber güzelce bir yoğunlaşacak. Tadlarını bırakacak. 10 numara 5 yıldız bir sonuç alacağız. Evet, ben şimdi ama unu da veriyorum. Harikasınız. Şimdi bak hepsini güzelce karıştırdım, kavurdum. Patlıcan var, tereyağı var, parmesan var, un var, tuz var, karabiber var, muskat var. Her şey burada. Sıra geldi süte. Üstüne takriben 1 bardak kadar süt ilave ediyorsunuz ve kontrollü bir ısıda sütle beraber buradaki beğendiği hafif hafif açıyorsunuz. Zeynep iyi misin? İyi. Sütle beraber açıyoruz beğendiği. Sütle beraber açıyoruz. Sütü ilk koyduğumuzda fazla sıvı bir kıvam alıyor ama çırparak karıştırdığımızda hızlıca yoğunlaşıyor. Son derece güzel bir kıvam aldık. Şimdi bu soğudukça, dinlendikçe kalınlaşacak, gövdelenecek. Anlaştık mı? Artık bunu tezgahtan aldım. Sonra bir sıkma poşeti daha aldım elime. Biraz kıvam kazanacak. Alt tarafta bir tane parçalayıcının plastik haznesi var. Gördünüz mü plastik hazneyi? O plastik hazneyi alıyorsunuz. Sonra buradaki duy takımından 3 numaralı yıldız ucu alıyorsunuz. Sıkma poşetinin içerisine yıldız ucu koyuyorsunuz. Sıkma poşetini plastik kasenin içerisine transfer ediyorsunuz. Böylece sıkma poşeti elinizi yakmıyor. Arkasından da hazırladığınız beğendiği birazcık daha çırpıp direkt olarak sıkma poşetinin içerisine transfer ediyorsunuz. Üç yok. Uç yok. Bence bizde üç yok. Sizde uç yok. Üç. Üç numaralı uç. Sonra hızlı soğusun diye bunu da derin dondurucuya attım ki birazcık mevcut olan ısısını hızlıca soğutalım diye. Bence dört de olur. Harikasınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Gurur duyarken buzdolabına gidiyorum ve bonfileyi alıp geliyorum. Doğru değil mi? Niye? Şimdi arkadaşlar. Yanlış mı? Elimde güzel büyükçe bir parça bonfile var. Gel gel gel. Poşetin içine geçirecekmişiz onu. Biz hep dışına şey yaptık. Yani. Kolayca kullanacağım bir bıçak alacağım. Evet. Ve bonfileden 5-6 tane İşaret parmağı boyutunda ince uzun parça keseceğim. Tamam mı? Mesela şöyle bir parça kestim. Bunu da ortadan ikiye kestim mi? Şefim buzluğa mı koyuyorduk yoksa? Ben buzluğa koydum daha hızlı soğusun diye. Aynen böyle. 6 parça baton et kestim. Tamam mı? Evet. Üstlerine birazcık tuz ekledim. Birazcık karabiber. Sizin için bir tane et kesme tahtası çıkardım rahat çalışın diye. Etler burada beklesin. Sonra alt taraftan parçalayıcı ve ucunu taktım.
Önümde maydanoz var. Bu maydanozu aldım. Evet şefim. Kafasını kopardım. Sap kısmı kalsın. Yaprak kısmını aldım. Tamam mı? Hı hı. Bu arada fırındakiler nasıl gidiyor? Hafiften kabarmaya başladılar mı? Bayağı büyüdüler bizimkiler. Bakayım. Bayağı büyüdüler. İşte kral. Bereketi. Çok güzel. Değil mi? Üst katmanları nerede? İçinde şefim o. İçini mi? İçini mi çekti? Tabii. İşte sürpriz, sürpriz hazırladık hani. Ama böyle çok güzel olmuş. Bravo. Tabii. Benimkiler biraz daha kapaklı. Çok tatlı olmuş. Değil mi? Evet. Bravo. Tebrik ediyorum sizi. Olacak. Çalışıyor gençlik. Şimdi Zeynep'le Arda'nın yaşını topluyorum. İkisinin yaşının toplamı ben etmiyor. Bir yaşlanmışız ama iki hala bizde de iş bitmemiş. İki tane genç, dinamik, canavar gibi yeteneğe karşı tek başıma mücadele ettim. Tavanızı koyun ve ısıtın lütfen. Tavamıza ilk neyi koyuyorduk şefim? Sos kısmı neydi? Daha bir tavanızı ocağa koyun, ısıtın. Tamam. Tamam mı? Sonra bir tepeleme kaşık tereyağı koyun. 25-30 gram kadar eder o. Tamam mı? Evet. Üzerine kremasını ekleyin. Hepsini mi? 75 gram kadar krema. 75 gram kadar krema. Tamam mı? Evet. Şimdi bunlar burada eriyecekler, tereyağı ve krema. Arkasından bunu maydanozla beraber çekeceğiz ve güzel bir sos haline getireceğiz. Maydanozun içerisine tuz koyun. Karabiber koyun hazneye. Kaç gram dedi? Krema... Krema 45 değil mi? Yok 75. 75. Evet. Tereyağla beraber kremayı eriteceğiz ve birazcık tıkırdatacağız. Maydanozu ne yapıyorduk şefim? Maydanozu parçalayıcının plastik haznesine koyduk. Evet tamam, onu ben yaptım. Oradayız. Bravo. Kesinlikle kopacak hadi. Alıyorum bunu. Parçalayıcının haznesine döküyorum. Kremayı mı? Krema ve tereyağını. Köpükleri görünce koyuyoruz değil mi şefim? Biraz köpüklendikten sonra koyuyoruz. Tamam. Arkasından parçalayıcı içine sokuyoruz. Güzelce parçalıyoruz bunu. Ne durumda sosunuz? Çok akışkan bir kıvamda mı? Evet. Evet, benimki de öyle. Şimdi bak, yapacağınız şey şu. Hafiften kıvamını bağlayana kadar yeniden ocağa alacağız. Hazır mısınız? Biz bunu yeniden ocağa şey aldım. Güzelce tıkırdatıyorum. Hayır. Ne oldu? Ben bunu... Tamam, dur. Altını yaktım. O bence başka bir şey. Hafiften tıkırdatıyorum arkadaşlar. Bunu koyalım. Karıştıra karıştıra. Ha doğru, ben onu. Tamam, ben evet şefim. Kendi kendime konuşuyorum ha. Hiç bir yok. Dakika, biz bunu şimdi kendimiz mi karıştıracağız? tamam sen tamam. Böyle. Şefe biraz elektrik yoktu. Bugün çok ders aldık. Yani şu hamurudan başlayıp telli çırpıcı. Yakalar çırpıcı da değil, pardon, karıştırıcı, telli karıştırıcı. Sanki yanlış yollardan gidiyoruz şefim ama. Ne oldu abi? Evet, çok güzel, çok güzel. Şimdi devam, bak olay ne biliyor musun? Aferin koçum. Evet. Kremayla tereyağını eritip maydanozun üstüne dökeceksiniz. Yaptık, şu an karıştırıyoruz. Ondan sonra parçalayıcıya alacaksınız, hepsini parçalayıcıdan geçireceksiniz. Evet. Sonra tekrardan tavaya alıp hafiften yoğunlaştıracaksınız. Sonra tekrar tavaya alıp hafiften yoğunlaştırıyoruz. Evet, çünkü öbür türlü maydanozu tek başına yaparsanız yeteri kadar istediğiniz gibi şey kıvamına gelmez. Hayır, koy. Al, koy. Sen ne yapacaksın? Burayı toplayacağım. Vallahi Arda'ya sordum ben. Dedim ki kim şef olacak dedim. Dedi ki Zeynep yönetecek dedi. Peki Zeynep yönetmiş gibi gelmiyor. Bütün işleri Zeynep mi yaptı yoksa? Ama iki kişi çalışıyoruz burada. Bir üst ilişkisi var. Şimdi şefim burada. Ocağa gelmek istediği zaman ocağa geldi. Ben ne yaptım orada? Etrafı topladım, temizledim. Hadi ya, boşları, o yüzden böyle boşları kaldırdım. O yüzden ki böyle. Şefim rahat çalışsın. Tabii, yani. Bunların hepsi kameralarda rahat. Kaydı var zaten. Şimdi bak, güzel bir aslında krema sosu elde ettik. Bunu bir kasenin içerisine... Tavadan alacaksınız. Bu böyle güzel kremalı ete yakışacak bir sos, tamam mı? Hı hı. Şimdi bir büyük parça peçete alıyorsun. Evet. Tavanın içerisine o peçeteyle güzelce siliyorsun. Cillop yapıyorsun tavayı, tertemiz. Şimdi bu cillop yaptığın tavada etleri pişirmeye başlayacağız. Yeniden koy ve yavaş yavaş temiz tavayı ısıt. Bu arada fırındakiler nasıl gözüküyor Arda? Poğaça gibi gözüküyor. Güzel. Üstü parçalanmış biraz. Üstü kıtırlı evet. mı? Evet, kıtırlı. Çok güzel. İşte krakleni tarif ediyorsunuz arkadaşlar. Ya bak, ilk başta kendinizden biraz şüphe ettiniz ama oldu gibi sanki. Neyse. Biz hep kendimize inandık. Biraz biraz şöyle ilk buharını attıktan sonra bunu dikkatli vaziyette çıkartıyorsunuz. Tepsiyi elinize yakmayın lütfen. Sonra
bir çatalla ya da bir spatulayla bu dikkate krakleni tepsiden alın. Şöyle kenarda azıcık soğusun diye bırakın. Tamam. Çok güzel. Şimdi ben bir tane de sizin için şey yaptım. Hani üstüne ya, koymadan üstüne parmesanı koyarak. Tepsiyi kaldırdım elimin altından. Evet. Bu arada tavanız ısınmaya devam ediyor değil mi ocakta? Evet. Harikasınız. Artık tavanız ısındıysa etleri hafiften bunun içerisine alabiliriz. Etleri şöyle her tarafları güzelce izlenecek vaziyette tavaya dizmenizi istiyorum. Böyle batonet gibi kestiniz değil mi? Böyle kalın baton gibi yani. Evet. Bravo. Çok tatlı değil mi? Sen mi kestin Arda etleri? Ben kestim. Bravo. Buzdolabında soğuyan beğendiği çıkartabiliriz. Artık yavaş yavaş tabağımızın son dokunuşlarını yapmaya hazırız. Şimdi beğendiği dolaptan çıkarttınız mı? Evet. Bravo. Kraklenler tezgah üstünde azıcık soğuyor. Doğru mu? Evet. Etler burada güzelce iz alıyor. Doğru mu? Evet. Aldı bile. Sosumuz da burada tezgahın üstünde birazcık beklerken hafif kalınlaştı. Kalınlaştı mı? Öyle mi? Evet. Her dediğime evet diyorsun ama ne dediğime diyorsun? Kalınlaştı sos. Sosa dedim ya. Tamam peki kızma. Et ne oluyor? Çok güzel oldu. Gerçekten güzel. Ne oluyor? Küçük bir deneme yaptık da. Neyi denediniz? İster misin? Neyi denediniz? Neyi denedik? Şu şu hamuru. Heh. Krakleni mi denediniz? Evet. Beğendiniz mi? Vallahi güzel olmuş. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Etleri de güzelce izliyoruz. Tamam evet, mı? Tuz, karabiber ekledik. Onları da güzelce izliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane servis tabağı var. Onu ön tarafınıza alın. Sonra beğendinin ucunu kesin. Buradaki uç kısmını poşetten çıkartın. Sonra elinize bir torşon alın. Kırmızı beyaz bir torşon var. Buradaki şu hamurunu ters çevirip o torşonun içerisine koyun ki elinizi yakmayın diye. Sonra arka kısmına, dinlediniz mi? Taban kısmına bıçağınızla bir delik açın. Sonra içerisini buradaki beğendiğiyle güzelce doldurun. Evet, sonra içini beğendiğiyle dolduruyoruz. Evet, aynen öyle. Bunun bir tanesini alıp tabağın tam sağ tarafına koyuyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Şunu bir kere daha anlatıyorum. Eliniz yanmasın evet, diye. Evet. Bir tane torşonu alıyorsunuz avucunuzun içine. Bir dakika. Sonra krakleni ters çevirip torşonun üstüne koyuyorsunuz. Sonra bıçakla bunun taban kısmına küçük bir delik açıyorsunuz. Sonra o duyu içerisine koyup böyle güzelce bunun içerisini beğendiğiyle dolduruyorsunuz. Benim iki taneye ihtiyacım var. O yüzden iki tane yaptım. Tabağın sağına ve soluna koydum. Döndüm etlere. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Biz biraz erken çevirdik şefim. Vallahi benimkiler böyle son derece güzel. Karamelize oldular. Hava atma şefim. Biz de burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Vay be. Sonuna geldik bir atarlandın ha. Vay 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 vay. Mutfakta stresli anlar. Mutfakta gergin dakikalar. Hazırladığım bu yeşil sostan alıyorum. Tabağın tam ortasına koyuyorum. Lütfen. Hiç başıma gelmesin. Vay vay vay. Lokum. İçine içine. Lokum. Lokum. Gidiyor mu şu an? Elinden görmüyorum. Etler. Lokum. Lokum. Şimdi alıyorum güzelce. Ortaya sos koyuyorum. Sonra. Kaç tane yapmamız gerek bunlardan? Efendim? İçine dolduruyoruz ya, kaç tane yapalım? İki tane. Ha tamam. Etleri böyle ortaya. Allah'ım, üst üste koyuyorum. Güzelce diziyorum. Artık servise çıkabiliriz. Önce sos, sonra et, sonra krakler. Bir dakika. İlk sos... Tamam. Direkt baktığın belli oldu şu anda ya. Asla, asla. Yani bir anda böyle öyle mi? Tamam filan. Evet. Hazır mısınız? Evet. Hadi ben sizin için komple tabağın tabanına yapayım. Sanki sizden de öyle bir şey gördüm. Sosu. Hayır hayır biz... Yapmadınız mı öyle? Biz tabağa şekil yapıyoruz şu an. Vallahi mi? Peki ben artık sunumu size bıraktım.
Arda Şef. Efendim şefim. Servise kaç saniye? 30 saniye. 30 mu? Evet. Hadi ya 10 saniyede bittik hadi. Son dokunuşları bunları yanına yaptınız. Koyuyoruz. Yanına mı üstüne mi? Yanına. En sonda azıcık bir zeytinyağıyla süsledim. Şanındandır. Ve buyurun. 3, 2, 1. Bir saniye. Geliyor. Gel bir servis. Bir saniye. Haydi sen. Haydi Zeynep. Hemen yapacağım. Koyuyorum. En azından üstüne. Denedim. Müthiş. Çok kötü gözüküyor. Hmm. Güzel güzel. Niye öyle diyorsun? Bir küçük kaza yaşadık servis sırasında. Servis sırası bir küçük kaza yaşadık. Ana fikre sabit kalmışız ama. Evet. Kraklendiğiniz güzel gözüküyor. Evet. Yıllarımızı verdik diyorsun evet. Değil mi? Kraklendi. Evet, özellikle şu hamuruna. Etleri sen mi kesmiştin? Ben. O kesti. Ben böyle hani baton baton şey yapmaya çalıştım. Ben biraz daha büyük şey yaptım. İyi yapmışsın olsun. Güzel. Tamam. Kızcağız tükendi ya. Bütün işi o mu yaptı? Ben hayır. Olur mu şefim? Rica ediyorum. Ben etrafı topladım, temizledim. Makinaları çözemediğin zaman makinaları çözdüm. Her türlü asisti yaptım diyorsun yani. Asist kısmı bizdeydi. Başladığı zaman son derece üst baş derdi topluydu. Şu anda kan ter gözyaşı. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki her güzel yapılan yemeğin bir de güzel tadım seansı vardır. En sevdiğim kısmı. Hazırsanız. Evet, biz bunun için geldik. İşte tamam. O zaman tadıma geçiyoruz. Ben müsaadenizle sizin yaptığınız şu tabağı önüme doğru alırken, kendi yaptığım tabağı da tadına bakın diye sizin beğeninize sunuyorum. Zeytinyağı dökmedik. Şanından olmadı. Hemen hallediyorum. Oldu mu? Evet. Şimdi eksiği gitti. Hadi bakalım buyurun tadıma. Şu var, kraker var. Krakerli musakkalı. Musakkalı. Biraz tuzlu profiterol gibi bir şey yaptık biz aslında. Yani hani içinde dolgulu krema yok. İçinde işte... Hünkar beğendi. Evet. Sos. Maydanoz sossuz şey, kremalı. İsmi neydi bu arada? Biz bugün aslında Kraklen ismindeki bir hamur işi yaptık. Bu tatlı da olabilir, tuzlu da olabilir. Tuzlusunu yaptığımız için parmesanlı Kraklen dedik. İçine güzel bir sos yapmak istiyordum ben. Bir beğendiyle doldurdum. Yanında da etle servis ettim. Bu eti de birazcık böyle hani uyumlandırmak için bir güzel maydanozlu bir sos yaptım. Hadi buyurun. Böyle... Değişik antin kuntin Fransız tarifleri. Bakalım beğenecek misiniz? Gelir mi size? Bence güzel duruyor ya. Hmm, son derece güzel pişmiş. Nasıl yalan? Vallahi güzel. Değişik tarzda bir Fransız yorumu. Bambaşka iki yemek. Yok be, vallahi sizinki de çok yok, güzel. Yok yok ya. Vallahi güzel. Yani biraz Fransız mutfağına Fransız kalmışım galiba. Sosta biraz kötüydük ama bence o kadar da kötü değil ha. Ben yorum yapmak istemiyorum. Çok güzel. Gel. Bir insan kendi yaptığı yemeğin tadına bakmadan hemen kendi yaptığı yemeği eleştirmemeli. Buna hiç bakasım gelmedi benim ama. Bak bak. Bakma zaten. Bakma o kadar mı? Ya Arda ince kesmiş etleri. O yüzden böyle sulu sulu kalmamış. Yoksa bir sıkıntı yok yani. Arda niye böyle kestin? Ha? Şefim bu ardalar niye... hep böyle. Şefini... Bu ardalar hep böyle. Şefini niye dinlemedin? Ne oldu? Çok başarılı. Yok, bence de. Son derece güzel ya. Konuya Fransız kalmışız. Yok. Tarifinizi, tabağınızı savunacaksınız arkadaşlar. Çok maydanoz geliyor. Evet, benimkinde biraz daha böyle hafif kremamsı ve baharatlı. Sizinkinde evet. Bir tur yoğunlukta maydanoz var. Ama bence güzel ve keyifli. Her şeyi boş verin. Burada önemli olan gülmek, eğlenmek ve sizinle beraber bir yemek yapmak. İyi vakit geçirdiniz mi? Çok keyifli evet. Vakit geçirdim ben. Vallahi ben de sizlerle tanıştığım için çok mutlu oldum. Özellikle böyle zor bir tarifi bir kere ikili olarak çok iyi yaptılar. O yüzden saygı duydum size. Değil mi? İki çalışmak da zordur. Çok zor. Değil mi? Çok zor. Çok yani, zor. İki kişi çalışmak da ekstra zor. Tamam. Yani yanlışlıklar ondan oldu yani. Tabii canım. Yani ufak tefek yani. Ama bence çok iyi kotardınız. On numara iş yaptınız. Teşekkür ederim. İyi vakit geçirdiğinizi umuyorum. Evet. Eğlendiğinizi umuyorum. Siz de iyi vakit geçirdiniz umarım. Çok iyi vakit geçirdim. Sizlerle de tanıştığıma çok mutlu oldum. Biz de çok memnun olduk. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür çok sağ olun. Umarım bizi izleyen bütün dostlar da bizim kadar iyi ve keyifli vakit geçirmişlerdir. Çünkü iki tane pırıl pırıl şahane genç Arda ve Zeynep'le bugün sizlere böyle güzel bir tarif yaptık. Önümüzdeki hafta yine başka bir misafirimle beraber sizi burada bekliyor olacağım. O zamana kadar bizden size hoşça kalın.
Vallahi çalışıp gelsinler. Evet. Kraklenden şu hamuruna kadar. Ben sadece doğramalara çalışmıştım. Bence birçok alana çalışabilirler. Ya hiçbir şey çalışmasınlar gelsinler. Vallahi daha önemli oluyor. Çok güzel oluyor bence.